Sayın Bozkurt, yani bu şeye baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerden büyük bir başarısızlıkla çıkacağı iddiası doğru değil. Yani O iddia değil de bazılarının temennisi zaten. Yani temel yani o bir iddia öyle değil. diyeyim. Yani Bazılarının beklentisi, o beklentisi. beklenti çok doğru çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği açısından konuşuyorum. Bu da Türkiye'de seçim sonrası siyasetin kartlarının yeniden dağıtılması konusunda bize bir fikir verecek. Bu Murat Karan'ın ki kendisine gerçekten çok güveniyorum. Yani Ben de kefili de biliyorum. oldum. Ben de biliyorum. Yani birlikte İstanbul. seçime Yani giriyoruz İstanbul'da. Murat Karan'la. Bu çizdiği bu tabloya bakarak şöyle bir siyaseti değerlendirdiğiniz zaman böyle devam ederse, böyle çıkarsa bizi ne bekliyor? Şimdi Sayın Ertürk, öncelikle sevgili Yavuz Selim Demirağ ve Murat Karan'ı ve sizi saygıyla selamlıyorum. Aziz milletimize de Flash TV ekranlarından, Flash Haber TV ekranlarından saygılarımı sunuyorum. Benim size hep söylüyorum, 3 yıldır 60'ın üzerinde ile 200'ün üzerinde de şubemize gittim. Yüz binlerce yurttaşımızla da bir araya geldim. Tabii ki saygıdeğer Murat Karan Estağfurullah. dostumuz gibi bir kamuoyu araştırması yapmadım belki ama bu süreçte yaklaşık 100'ün üzerinde panel, konferans, açık hava toplantısında yurttaşlarla bir araya geldim. Gördüğüm şey şu. Özellikle 2023 seçim sonuçlarından itibaren ama daha çok 20 yıllık AKP iktidarının son 5 yılında ve icraatlarıyla Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Atatürk Cumhuriyeti'nin değeri çok daha fazla anlaşılıyor. Az önce çok önemli bir şey söyledi Sayın Murat Karan. Bana göre bu akşamın en önemli spotu. Dedi ki her yıl 1,5 milyon genç seçmen havuzuna ekleniyor ve bu seçmenlerin parti aidiyeti yok. Ama o seçmenlerin çok büyük bir çoğunluğunda Atatürk'ün çağdaş laik cumhuriyet düzeninde yaşama arzusu en üst düzeyde. Atatürkçü ve milliyetçi. Evet. Şimdi Çok ben bir güçlü. başka araştırmadan bahsedeceğim. Burada işin uzmanı var. Sakın haddimi aşmış olmayayım. Estağfurullah efendim. Ama bir araştırmayı biliyorum. Geçen de gene bu kanalda açıklamıştım. Kendinizi nasıl tanımlarsınız sorusuna en çok %23 ile Atatürkçü, %20 ile %19 küsurla milliyetçi, %20 küsurla cumhuriyetçiyim diyor. Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve milliyetçilerin toplamı %63-64'ü buluyor. Bu şu demek. Evet, AKP yüzde şu kadar oy alıyor. 20 senedir iktidarda. Milletimizin oyunu hor göremeyiz. Yani AKP'ye oy veriyorsa AKP'ye oy veriyordur. Ama şunu görüyorum. AKP'de henüz sandığa tam yansımamış da olsa ciddi bir yıpranma var. Ama bunun ötesinde seçmen profilimizde çok anlamlı bir dönüşüm, değişim var ve bu giderek artıyor. Bütün mesele şudur benim gördüğüm. Henüz siyaset kurumu, özellikle ana muhalefet bu yönelimin çok fazla farkında değil ve politikalarını ona göre belirleyemiyor. Bu benim birinci tespitim. Bu. İkinci tespitim şu. Sağın solun laflarına değil de yurttaşın gözünün içine bakarak hizmet üreten belediye başkanları kim ne yaparsa yapsın halkın gönlünü kazanıyor. Burada bir tek şey söyleyeceğim. Bunu da hep söylüyorum. Ben bu ülkede 2007 seçimlerinden beri hiçbir seçimin ve referandumun sonuçlarının sandığa girdiği gibi çıktığı konusunda emin değilim. Çok ciddi sapmalar olduğu düşüncesindeyim. Kimi zaman akşam vakti bir uyduruk dilekçeyle mühürsüz oylar mühürlü sayıldı. Kimi zaman çöplüklerden oylar toplandı. Kimi zaman tehditler oldu. Kimi zaman terör 7 Haziran 1 Kasım 2015 arasındaki gibi halkın kafası bulandırıldı falan filan. Ama şimdi özellikle Ankara bana göre ve İstanbul çok çarpıcı. Eğer tabii
Sayın Murat Kara'nın verdiği yüzdeler üzerinden konuşuyoruz. Ama bizim de saha gözlemlerimiz var. Yani ben tek tek şimdi Sayın Murat Karan gibi İstanbul'da şu kadar ilçeyi, Ankara'da bu kadar ilçeyi CHP alır diyemem. Böyle bir şeyim yok, ölçümüm yok. Ama şunu görüyorum. Her gün sokaktayız, her gün halkın arasındayız. Mansur Yavaş'a ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul ve Ankara için konuşuyorum. Müthiş bir teveccüh var. Bir farkı da şu. Yani geçmiş seçimlerde hangi partiye oy vermiş olursa olsun, AKP'ye oy veren, MHP'ye oy veren, İYİ Parti'ye oy veren, işte HDP'ye oy veren, CHP'ye oy veren seçmenlerin içinden de sadece CHP seçmeni, sadece işte ittifak seçmeni değil, karşı mahalleden de oy alabilme kapasitelerinin oldukça yüksek olduğu görülüyor bu insanların. O zaman ben şuradan şuna getirmek isterim. Demek ki siyaseti, yani genel parti siyaseti açısından söylüyorum, biraz bu işe bakarak yapmak gerekiyor. Benim gördüğüm şey şu. Bakın 3 yıldır Atatürk Düşünce Derneği Genel Başkanı olarak ben Ankara'da yaşıyorum. Yani Mansur Yavaş'ın hizmet dışında, görev dışında hiçbir şeyle meşgul olduğunu görmedim. Çok ilginç. Mansur Yavaş MHP kökenli bir siyasetçi. Sevgili Yavuz Selim Demirağ'la aynı kökenden geliyor. Değil mi? Önemli olan yurttaş ona bakmıyor. Yurttaş bu adam ne kadar namuslu, ne kadar dürüst. Biz son zamanlarda çok kaybettik ama bakın samimiyetle söylüyorum, bütün yurttaşlarda bu yolsuzluklar o kadar yıldırmış bir yurttaşı, namuslu ve dürüst adama bir açlık var. Ben Mansur Bey'in %51 ile seçilmişken 5 sene önce, şimdi %59 oy alacak, yani umarım doğrudur, bilmiyorum, müneccim değilim ama 5 puan bile artırmış olsa, 6 puan bile artırmış olsa, bu artıştaki en büyük payın bu cumhuriyetin kuruluş ayarlarından olan namuslu ve dürüst insanlar tarafından yönetilme arzusundan kaynaklandığı kanaatindeyim. Bundan kaynaklanıyor. Yurttaşlarımız buna yönelik bir arayış içinde. O zaman buradan hemen şimdi muhalefet partilerine seslenelim. Kardeşim şu rant siyasetini bırakın. Bakın genç seçmenin, genel seçmenin yönelimi namuslu siyasetçiye, dürüst siyasetçiye ve Atatürk'le milliyetçi, cumhuriyetçi Türkiye'ye dönük. Bunu doğru okuyan önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yönetme hakkını alabilir. Ben tek tek o il şöyle bu il, doğrusu şimdi Hatay'da ne bilmiyorum. Yani son Gökhan Zan olayı Hatay'da ne sonuç yaratmıştır? Az sonra sevgili abi? Murat Karan anlatır. Murat'ı anlatacağız. Vahap Seçer'i çok iyi tanırım. Zeydan neredeyse 30 senelik yol arkadaşımdır. Ben ikisinin de bu seçimi %100 kazanacakları gibi bir izlenimim var. Bunu rakama dökemem ama bu iki insanı o kadar iyi tanıyorum ki bu iki insan asla harama el uzatmaz kardeşim. Asla. Kelleni kes. Buraya trilyonu ne Zeydan Karaları ne şeyi Vahap Seçer'i ne diyeyim kandıramazsın. Olmaz. Aynı şekilde Mansur Yavaş'ı da yapamazsın. Hatta bir adım öte gideyim. Daha da iddialı bir laf söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'na hiç yapamazsın. Yani sen ne koyuyorsan üstünü onda koyup alır zaten. Yani o gücü var. Onun için bu karalama siyaseti, bakın göreceğiz, bu seçimde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına dolanacaktır. Durmadan onu yapmaya çalışıyorlar. Dolanacaktır. Ben bu seçimlerden şöyle çok umutluyum. Bu seçimde umuyor ve diliyorum ki milletimiz 22 yıldır iktidarda olan ve Türkiye'ye çok ciddi ivme kaybettiren, Türkiye'yi hem dışar politikada hem ekonomide çok ciddi zorluklara düşüren, özellikle eğitimden sağlığa bütün alanlarda çok geri bırakan AKP siyasetine bir sarı kart diyelim. Sarı kart gösterecektir. Peki. Bunu da değerlendirmek tabii ki muhalefet partilerinin görevidir diyeyim, burada nokta koyayım. Ama bence bu testi kırılmıştır artık. Su tutmaz. Yani o bundan sonra kriminal inceleme de olsa, şu da olsa. Çünkü 9-10 gün kaldı.
bu 10 gün içinde o olacak, bu olacak bilmem ne. O zaman şimdi, yok zaten. Seçimler yani Hatay'la ilgili olarak seçmenin aklında kalan tipin Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiği olacak. Bu iddialar. Ve buna göre ben sevgili Murat Karan'ın söylediği o 1-2 puan sandığa gitmez, geri kalanı gider lütfü olsun. 2 puan bir oy verse zaten bu sonuçlara göre yani 2 puan oy oradan Lütfü Bey'e gitse elini rahatlatıyor görünüyor. Bakalım yaşayıp göreceğiz yani. Peki. Bunun bu AKP adlı dış bağlantılı tarikatlar koalisyonunun kurulmasıyla başlayan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu partiyi iktidar edebilmek için, şimdi tek tek anımsatacağım, 2002 seçimlerinde Genç Parti diye bir parti peydahlandı. Bu parti, vay efendim işte şöyle uçarız, böyle kaçarız, İbrahim Tatlıses konserleri, ekmek arası döner, şu bu bilmem ne, %7 oy aldı. Ve o seçimde %9'lar civarında oy alan Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi baraj altı kaldı. Seçim sonucunda sadece iki parti, MHP'de Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin daha düşüktü de hani çok düşük oy farkıyla kalır. İki parti CHP ile CHP %19 küsur, bu AKP'de %34 ile tek başına iktidar oldu. Aradan 5 sene geçti. 2005 sene geçmedi pardon. 2 sene geçti. 2004 seçimlerinden önce bu AKP iktidarı tırnak boyasını kaldırdı. Seçmen kütüklerini hazırlama yetkisini de Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldı. İçişleri Bakanlığı'na verdi. Çünkü o zaman daha yargıya hakim olamamışlardı. 2010 referandumuyla Türk yargısı Fethullah Gülen denilen haine teslim edilmemişti. 2007 seçimlerine geldik. Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu tam ANAP'la DYP'yi birleştiriyorken araya Pensilvanyaların dolaylarından bir Sümüklü Hoca Efendi girdi. Son anda bu birliktelik bozuldu ve AKP tekrar tek başına iktidar oldu. Arkasından 2011 seçimlerine geldik, anımsayacaksınız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaklaşık 10-11 başat insanına, genel başkan yardımcısı, kaset kumpasları kuruldu. Bunların hepsinin arkasında bu Fethullah Gülen denilen ve Adnan Oktar denilen bir takım tarikat, cemaat bağlantılarının tezgahlarıydı. Ve onunla Milliyetçi Hareket Partisi yıpratıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden seçim kazandı. 2015 7 Haziran seçimlerinde AKP tek başına iktidar olacak çoğunluğu kaybetti. Bir katakulli yapıldı. Bir katakulli diyorum resmen. Normalde birinci parti olan AKP'ye hükümet kurma yetkisi verildikten sonra o kuramazsa ondan sonraki partiye, CHP'ye verilmesi lazımdı hükümet kurma yetkisinin. O verilmedi. Anayasa resmen görmezden gelindi. Ve 45 gün sonra hükümet kurulamadı denilerek seçim kararı alındı. 1 Kasım 2015 için. O 7 Haziran'la 1 Kasım arasında Türkiye kan gölüne döndü. Burada da PKK adlı emperyalist ajanı, sözüm ona Kürt bilmem nesi örgüt devreye girdi. Türkiye kana bulandı. İki tane IŞİD militanı, iki tane, bakın bu coğrafyadaki bütün tarikat ve cemaatler, adında işte bir sürü kısaltmalarla alfabede harf kalmayan ne kadar terör örgütü kılıklı yapılanma varsa tamamı Batı emperyalizmin etki ajanlarıdır Fatih Ertürk. Bu 7 Haziran 1 Kasım arasında, 2015 arasında da bu adamlar devreye girdiler. Türkiye'yi kana buladılar. Tekrar vatandaş AKP'ye yöneldi. Geldik 2018'e. Bu sefer bir ittifak yasası çıkarıldı. Baktı ki AKP tek başına iktidar olamıyor. Milliyetçi Hareket Partisi hangi sahikle bilinmez, neredeyse kendini ve 60 yıllık iddiasını reddederek AKP'ye embede oldu. Amerikalıların tabiriyle söyleyelim. Yani eklemlendi. Ve sonunda da işte kurtarıcı lider olarak düne kadar şeytanlaştırdığı Recep Tayyip Erdoğan'ı görecek duruma geldi. Bunu da işte 2016
FETÖ darbe teşebbüsüyle bağlantılı falan ne kadar gerçekçidir onu izleyicilerin takdirine bırakalım. 2023 seçimlerine bakın. 2023 seçimlerinde tam bir manipülatif seçimdir. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne teröristliği kaldı ne bilmem nesi kaldı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak şahıs çıktı televizyon ekranlarına, meydanlarda montaj falan neyse işte var ya video dedi. Yani düzmece videolarla. Şimdi bakın bu nedenle diyorum. 2002 seçimleri dahil bu AKP 2001'de kurulduğundan beri o AKP'yi iktidar etmek ve iktidarda tutmak için bir organize eylemlilik var. Bu 2002'de Genç Parti ile 2007'de ANAP-DYP birleşmesi Fethullah Gülen vasıtasıyla önlenerek 2011'de efendim işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne kumpaslar kurularak 2015'te PKK ve IŞİD vasıtasıyla Türkiye kana bulanarak 2018'de ittifak tezgahlarıyla 2023'te de sahte videolarla siz diyorsunuz ki şimdi kirli seçim öyle açtınız. Kirli seçim. Ben daha başka bir şey söyleyeyim. Ya bu seçimin adaleti yok arkadaşlar. Adaleti yok ya. Cumhurbaşkanı diye bir figür var, bir siyasi figür var. Arkadaşın altında 13 tane uçak, bilmem kaç yüz tane araba, bilmem kaç bin tane koruma, devletin valisi, kaymakamı, garnizon komutanı, jandarması, polisi, korucusu, bekçisi, çöpçüsü, herkes bu arkadaş için seçim propagandası yapıyor. Ve biz şimdi sandığa gidiyoruz. Ha? Sandığa gidiyoruz. Yahu 2023 seçimlerinde bu şahıs üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olması anayasal olarak mümkün olmadığı halde aday yapıldı. Ve bu Yüksek Seçim Kurulu vay efendim rejim değişmiştir. Ne rejim değişti? Anayasada yok öyle bir madde. Anayasanın 101. maddesi son derece açık. Bir kişi en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Nokta. Bitti. Üçüncü defa aday olabilmesi için Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması lazım. Öyle bir karar da yok ortada. Buna rağmen kabul etti. Ve Türkiye'de yani güya siyaset yapan insanlar bunu vay efendim mağduriyet yaratmayacağız diye içselleştirdiler. Bir kişi de kalkıp demedi ki hepsi bir araya gelip kardeşim böyle bir anayasa dışı seçime biz girmiyoruz. Buyurun tek başınıza yapın seçiminizi. Ne haliniz varsa görün demedi. Başka bir şey söyleyeyim. Bu seçimleri bugün de bakın şimdi deminden beri sevgili Murat Karan kamuoyu yoklaması söylüyor. Sayın Yavuz Selim Demirağ da ben ürküyorum. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan kim bilir ne yapacak diyor. Şimdi ben 1959 ilk hedefler beyannamesinden beri siyaseti aklımın erdiği kadar takip eden bir adamım. 60 ihtilalini gördüm, 71-12 Mart'ını yaşadım, 80-12 Eylül'ünü yaşadım, 28 Şubat'ı yaşadım, efendim 27 Nisan E-Muhtıra Palavrası'nı yaşadım, efendim işte 15 Temmuz'u yaşadık, anayasa referandumlarını gördük. Ya arkadaş, herkes, inan bana herkes, geminin su aldığını ve kaptanın yalan söylediğini biliyor, bilmez gibi davranıyor. Adeta herkes kendilerine büyük birader tarafından biçilmiş olan rolü oynuyor. Büyük bir gönül huzuruyla. Ve biz seçim yaptığımızı zannediyoruz. Şimdi seçim yapıyoruz. Sayın araştırmacı, genç bir kardeşimiz, pırıl pırıl. Emek çekiyor. Şu kadar insanla görüştüm, yüz yüze görüştüm, tabletlerle yüz yüze görüştüm diyor. İyi, peki ben soruyorum şimdi. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'la mı yarışıyor? Yok ya. Öyle bir şey yok kardeşim ya. Yok öyle bir şey. Ekrem İmamoğlu devletle yarışıyordu. Mansur Yavaş devletle yarışıyor. Bir yanda Cumhurbaşkanı, bir yanda devletin olanakları. Bakın sadece Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden harcanan para dudak uçuklayacak. 300 bilmem ne kadar milyar TL. Eski parayla katrilyon ya. Ve bu paranın hesabı sorulmuyor. Ben başka bir şey söyleyeyim. Öyle merkezler var ki 300-500 tane jandarma polis oraya konuşlandırılıyor seçim günü. Bir seçim yasasında da bir madde var.
Güvenlik güçleri istediği sandıkta oy kullanır diyor, görevli olduğu sandıkta. E şimdi 1000 seçmenin, 1200 seçmenin olduğu yerde 300 polisi oraya koyduğunuz anda sonuç değişiyor. Arkadaşlar biz seçim falan yapmıyoruz. Gerçekten söylüyorum. Ve Rusya'da nasıl seçim oluyor da bütün dünya Putin'se 7. defa seçildi diyorsa biz de bakıyoruz Türkiye'de seçim oldu, demokrasi bilmem ne. Şimdi bakın, bak lafımı kesme, bitiriyorum ama bak bu çok önemli. Arkadaşlar, bir Can Yücel'in bir lafı var, hani diyor ya Hakim Bey biz bilmem neye bilmem ne deriz. Biz de artık bilmem neye bilmem ne dememiz lazım. Bu seçimler adil değil. Bu seçimler kirli. Yetmediği yerde akşam üzeri bir böyle peçete kağıdı alıyorlar. Akşam vakti ya. Sandıklar açılmış. Doğuda sandıklar sayılmaya başlamış. Bir tane adam bir dilekçe yazıyor. Ya diyor, mühürlü oylar da geçerli sayısın amca, abicim diyor. Mühürsüz. Mühürsüz oylar. Pat. 11 kişilik şey Yüksek Seçim Kurulu apar topar toplanıyor. 10 kişisi birden doğru ya diyor. Bizim nasıl aklımıza gelmedi ya? Mühürsüz oyları nasıl milletin anayasala, Allah Allah. 2,5 milyon. Anayasada mühürsüz oy geçersiz diye yazarken adam mühürsüz oyları geçerli saydı ve 2,5 milyon mühürsüz oy hanesine geçirilerek. Son seçimde Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaçtı? E işte 2,5 milyon değil mi? 2 milyon. Aynen 2 milyon küsür mü? Bakın arkadaşlar, biz bütün bunları yaşıyoruz. Hukukçularımız var, benim gibi hekimler var, siyasetçi var, araştırmacı var. Eski bir Türk Silahlı Kuvvetler mensubu, gazeteci var. Yıllarını siyaset gazeteciliğinde geçirmiş var. Bakıyoruz. Burada yorum yapıyoruz. Ne yapalım, darbe mi yok? Hayır. Estağfurullah. Aman Allah korusun. Şaka en yine kötü, de. En iyi darbe bu şeyden, yani asla öyle bir şey, öyle darbenin iyisi olmaz da. Tabii şunu yani bunu lütfen espri olarak. Şunu demeye çalışıyorum sevgili Fatih Ertürk. Biz, inan bana, sanal bir dünyada kendimize biçilen rolleri oynuyoruz. İşte birileri belediye başkanlıklarını paylaşıyor, birileri muhtarlıkları paylaşıyor, birileri efendim başka bakanlık, başbakanlık falan. Bakanlar. Şimdi ben soruyorum buradan. Bir iki bakan dışında bakanları bilen, tanıyan var mı ya? İhtiyaç da yok. Böyle bir şeye ihtiyaç da yok. Niye? Herkes biliyor çünkü. 16-17 tane bakan var. Hayır, öyle bir şey yok ya. Herkes bir aynaya bakar gibi bakıyor bir şeye. Aslında bütün kararlar Beştepe'deki Recep Tayyip Erdoğan ve etrafındaki 3-5 tane insan tarafından alınıyor. Onlar da ne kadar kendi iradeleriyle alınıyor. Seçim şeyinden çıktık Sayın Bozuk. Evet, hayır, dönelim ama seçime. Bu seçim bununla ilgili. Bak söylüyorum. Şimdi bu seçim, biz normal sandığa, ben baştan ne dedim? Acaba sandığa giren oylar sandıktan çıkan oylarla aynı olacak mı? Evet, şimdi görmek zorunda tabii kalacak. Sayın Ertürk, değerli arkadaşlar, ben bu akşam çok yararlandım. Öncelikle sevgili Murat Karan'a çok teşekkür ediyorum gerçekten. Tabii bu ankettir, kamuoyu araştırmasıdır. Mutlaka yanılma payları vardır. Onlar o marj içinde konuşuyorum. Ben sizinle aynı kanaatte değilim. Yani Türkiye'nin önünde bir 4 yıl seçimsiz dönem olmayabilir. Neden olmayabilir? Eğer İstanbul seçimini bütün bu baskılara ve kumpaslara rağmen üçüncü kez Erdoğan'ı yenerek Ekrem Bey kazanırsa, Ankara'da Mansur Yavaş, Sayın Murat kardeşimizin ölçtüğü %59'larla kazanırsa, Adana ve Mersin o sonuçlarla çıkarsa, Eskişehir, Muğla vesaire, yani benim algıladığım sadece Tekirdağ ve Antalya şüpheli olabilir. Hatay'a da CHP biraz açısından dedi. Hatay'da Gökhan Zan oyundan sonra biraz rahatladı. Ama durum düzeldi dedi Hatay. Şunu demeye çalışıyorum. Bakın, bu seçimi istesek de istemesek de Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimine döktü. Tankıyla, topuyla, tüfeğiyle oraya saldırıyor. Niye saldırıyor? Bakanlara da talimat. Evet. Onun şunun farkında. Yıllardır siyaset sahnesinde, 2001'de kurduğu partiyle 22 senedir tek başına iktidarda, ilk defa bir seçimde iki kez
bir rakibe yenildi. Bu da 2019 İstanbul. Birincisinde 13 bin küsur oy, ikincisinde 806 bin gibi bir oy. Üçüncü defa yenildiği takdirde bu bugünden öngöremeyeceğimiz ciddi bir hasara yol açacak ve çok ciddi bir sorgulamaya da yol açacaktır. Yoksa öyle şey gibi olmaz bu iş. Önümüzde 4 sene var, gideriz, meclis çoğunluğu falan filan. Bunlar biraz hikaye bir. İki, seçimden sonra ekonomiyi tutmaları, toparlamaları o zaman hiç mümkün olmaz. Çünkü kamuoyunda Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği her seçimi kazanan siyasetçi imajı yerle yeksan olur. O bakımdan ben bu seçimden sonra, eğer tekrar söylüyorum ön koşul İstanbul'u, Ankara'yı ve diğer büyük illeri Cumhuriyet Halk Partisi aldı ve Ekrem İmamoğlu üçüncü kez kazandığı takdirde Türkiye'nin en fazla 2 yıl içinde bir erken seçim gerçeğiyle yüz yüze gelebileceğini düşünüyorum. Bunu sadece seçim sonuçları değil, ekonomi de dış politikada zorlayacaktır. Ve ben öyle bir seçim sonucundan sonra bugüne kadar AKP iktidarda tutan, onların tabiriyle söyleyelim, dış güçlerin de yeni kartlar dağıtacağını öngörüyorum. Bu bir. İki, şimdi bugün 19 Mart sevgili, senin affına sığınarak hemen bir 3-4 cümle kurmak istiyorum. 109 yıl önce dün bu ulusun, Anadolu insanının kaderi değişti. 1683 2. Viyana bozgunundan tam 232 yıl sonra ilk defa bir savaşta karşısındaki çok güçlü orduları yenilgiye uğratarak vatanından kovmayı başardı ve bu birkaç sonuca yol açtı. Bir, dünya siyasetini değiştirdi, dünya tarihini değiştirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın 3 yıl daha devam etmesiyle Rusya çöktü. Orada Ekim Devrimi oldu. Lenin ve arkadaşları iktidara geldi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye çok güçlü bir aktör dünya sahnesine çıktı. İkincisi, Birinci Dünya Savaşı 3 yıl daha sürünce dünyadaki ekonomik tablo tümüyle değişti. Üçüncüsü ve daha önemlisi, Türk ulusu o 232 yıllık ezilmişliğinden kurtuldu. Bir özgüven ve 4 sene sonra girişeceği Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın doğal lideri olan Anafartalar Kahramanı'na kavuştu. Bu nedenle dünya tarihinde sevgili Fatih Ertürk, Çanakkale gibi bu kadar büyük sonuçlara yol açan çok az olay vardır. Çanakkale bütün bunların ötesinde bir il, bir bölge, bir boğaz, bir deniz anlamının çok ötesinde bir ruhu ifade ediyor. O ruh bize bağımsızlık savaşımızı kazandırdı, cumhuriyetimizi kurdurdu ve o ruhun üzerine bina edilen o aydınlanma devrimleriyle çağ atladık ve bugün 57 İslam ülkesiyle tarif edilen İslam coğrafyasında tek devlet durumuna geldik. Umarım Türk milleti Çanakkale ruhunu kaybetmez. Bugünlerde, özellikle son yıllarda AKP iktidarıyla Mustafa Kemal'siz Çanakkale anlatmaya çalışan aymazlara da şunu hatırlatalım. Churchill, yani o dönemin Bahriye Nazırı, İngiliz Bahriye Nazırı diyor ki, bağrımda İngiliz gururum olmasa Mustafa Kemal'in önünde şapka çıkarır, Türk askeri de alnından öper, kutlardım onları diyor. Ama bağrımdaki bu İngiliz gururu, her şeyimiz vardı, her şeyi tamamlamıştık. Silahımız, askerimiz, paramız, her şeyimiz vardı. Bir şeyi hesaplamamışız, her şeyi hesaplamışız. Bir şeyi Mustafa Kemal'e hesaplama. Churchill'in bile hakkını teslim ettiği Mustafa Kemal'e laf söylemek şu coğrafyada hakikaten haramzadeliğin dik alasıdır. Yani seversiniz sevmezsiniz bunları ama böyle bir görkemli askeri dehaya, böyle bir görkemli devrimciliğe, böyle 600 yıl cahil bırakılmış,
yoksullaştırılmış, ezilmiş bir ulusu o cahillikten, yoksullaştırılmışlıktan, ezilmişlikten çıkarıp yepyeni ufuklara yöneltebilmek gerçekten müthiş bir şey. Bu nedenle Çanakkale bunların hepsinin doğduğu yer sevgili Fatih Artık. O kadar önemli bir gün ki. Yani sadece Çanakkale'yi bir güne indirip 18 Mart'ta sınırlayanları buradan uyarıyorum. Çanakkale tam 9,5 ay süren bir kan ve ateş deryasıdır. 19 Şubat 1915'te denizde başlamıştır. Bunların o Abdülhamit efendileri bana darbe yapar diye korkusundan donanmayı Haliç'te çürüttüğü için bizim o yenilmez armada denilen emperyalist donanmasının karşısına çıkaracak. Bir tek kayıkçı teknemiz bile yoktu. Bir tane kayıkçı motorundan büyükçe Nusrat mayın gemimiz karanlık limana mayınları döşedi. Ama onun ötesinde Çanakkale Deniz Zaferi 18 Mart kıyı topçumuzun ve o kıyı topçusunu komuta eden Cevat Paşa'nın olağanüstü başarısıdır. 8,5 ay süren kara savaşlarında da tam 3 kez Osmanlı'yı, payitahtı ve Anadolu'yu işgalden 3 yıl için kurtaran Mustafa Kemal'dir. 25 Nisan 1915 Conkbayırı, 6 ve 10 Ağustos 1915'te de Anafartalar'da. Dolayısıyla bunu çocuklarımıza da, sevgili ulusumuza da bu ağırlığıyla anlatmalıyız. Çanakkale ruhunu kaybetmemeli Türk milleti. Bakın çok karanlık dönemler yaşıyoruz. Ben hep söylüyorum bu milletten umut kesilmez. İnanın bana kesilmez sevgili Fatih Ertuğrul. Dört bir yanından işgal edilmiş, orduları terhis edilmiş, silahlarına el konulmuş, yok ve yoksul, fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşürülmüş bir millet, 600 yıllık Osmanlı hanedanlar, halife padişahının tepesine yağdırdığı o ihanet mektuplarını değil de 38 yaşında Sarı Paşa'nın sözünü dinleyip onunla beraber yürümeyi ve oradan sel önünden kütük kapar gibi bir vatan kurtarmayı başarmışsa bugün de bu emperyal saldırıyı göğüsleyecek güçtedir. Yeter ki milletimize güvenelim. Tek koşun milletin önüne Mustafa Kemal gibi doğru lideri, doğru hedefi ve doğru politikaları koymak koşuluyla. Onun da görevi siyaset.